Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynaştırıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir. Sadakallahü'l-Azim. Milyarlarca sene önceydi. Yüceler yücesinin ol emriyle yokluk ve varlık kesişti. Sonsuzluk içinde sonluluk yaratıldı bir emirle. Ve her şey böylece başladı. Muhteşem bir proje, eksiksiz bir plan yürürlüğe girdi bir anda. Her şey ve herkes belirlendiği veçiyle yerini ve rolünü üstlendi. Evet, bir ol emriydi her şeyi başlatıp bugüne getiren. Geçmişi, geleceği, dünü, bugünü, kainatı, dünyayı, havayı, suyu, toprağı, insanı ve tarihi yaratan. Öyle bir ol emri ki, olmasını dilediği, karar kıldığı her şeyin olduğu, hükmünde, tasarrufunda bağımsız, buyruğunun önüne geçilemeyen bir makamdan geliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaradan ve sonra arşa hükmeden, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen, güneşi, ayı, yıldızları hepsini emrine baş eğdirerek var eden Allah'tır. Bilin ki yaratma da emir de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Sadakallahü'l-Azim. Uzay, sonu belirsiz bir boşluk, göz alabildiğine yalnızlık, heybetin ve ihtişamın doruğu, ötelerin daha ötesi. Milyarlarca yıldızın saçılmış mücevherler gibi ışıl ışıl yandığı, şairlerin ilham, alimlerin merak kaynağı. Gerçekten de bu esrarlı güzellik oldum olası cezbeder insanoğlunu. Öyle bir çeker ki kendine teslim alırcasına. Bir görünür, bir yok olur sırlarıyla. Karma karışık bir yumak gibi uğraştıkça daha çok karışır. Lakin insanoğlu da sırtını yere vermez, pes demez asla. Geceyi gündüzüne katar, uğraşır didinir bu esrar perdesini biraz daha aralayabilmek için. Lakin her tamam dediği yerde yeni bir eksik bekler kendisini. Öyle veya böyle, tüm bu olumsuzluklara, hayal kırıklıklarına rağmen, insanoğlunun uzay hakkında edindiği bilgi birikimi hiç de küçümsenecek gibi değildir. Dünden bugüne çok yol kat etmiştir astronomi adına. Hele içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk ve ikinci yarısında dev denilebilecek adımlar atılmıştır. İnsanoğlunun astronomiye ilgisi çok çok eskilere dayanır. Neredeyse insanlığın yazılı tarihiyle yaşıttır. Babillilerin M.Ö. 3000'li yıllarda bugün bilinen takım yıldızlardan birçoğunu tanımladıkları biliniyor. Sonraları M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor, yer merkezli yani dünyanın merkez olup güneşin ve yıldızların dünya etrafında döndüğü bir evren modeli ortaya attı. Bunu Aristo ve daha sonraları Battamius takip etti. Battamius bu modeli daha sağlam temeller üzerine oturttu. Battamius'un ortaya attığı bu model, kilisenin de desteğiyle tam 14 asır hüküm sürerek Avrupa'da Orta Çağ'ın sonlarına kadar taşınmıştı. Kilise bu modele öylesine sahip çıkmıştı ki, bunun aksine bir görüş ileri sürenler kilise tarafından şiddetle cezalandırılıyorlardı.
Milattan önce 6. asırda, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra İslam dünyası alimleri astronominin geleceğini şekillendirecek birçok keşif ve icatlarda bulundular. İslam alimleri teori çalışmaları, gözlemleri, ölçümleri ve astronomi aletlerine getirdikleri yeniliklerle astronomi ilmine çok değerli katkılarda bulundular. İslam alimlerinden Biruni, yer kürenin döndüğünü ispatlamaya çalışarak ileride Kopernik'in ortaya atacağı sistemin temellerini attı. Yine aynı dönem İslam alimlerinden Battani, küresel trigonometriye ilişkin çalışmalarıyla çağdaş astronominin önünü açtı. 11. asırda Bağdatlı İbn Heysem, gezegenlerin de döndüğünü ve küresel yüzeyler üzerinde bulunduklarını ileri sürdü. Endülüslü Bitruci ise geliştirdiği yeni modelle Kopernik sisteminin temelini atan bir başka alimdi. 12. asır astronomu Bağdatlı Bedi'ül Usturlabi, gezegenlerin ve yıldızların konumunun gözlemlenmesi yoluyla bu cisimlerin ufuk düzleminden yüksekliğinin ölçülmesini ve böylelikle yerel zamanın hesaplanmasını sağladı. Şüphesiz İslam alimlerinin bu konuda böylesine ilerlemelerinin temel sebebi Kur'an'da yer alan ve astronomiye ışık tutan ayetlerdi. Bu noktadan hareketle İslam alimleri geçmiş birçok teoriyi çürüterek astronomide yepyeni bir çığır açtılar. 1500'lü yılların başında Kopernik, dünyanın o zamana kadar bilinen 6 gezegenden biri ve küresel olduğunu, ayrıca gezegenlerin güneş etrafında düzgün dairesel biçimde hareket ettiği düşüncesini ileri sürdü. 1600'lü yılların başında Galile'nin teleskopu keşfetmesi Kopernik'i gözlemsel olarak da destekledi. Lakin Engizisyon Mahkemesi'nin tehdidi Galile'nin iddialarını geri almasına sebep oldu. Kopernik'e bir destek de Alman astronom Kepler'den geldi. Kepler, gezegenlerin odağının güneş olduğunu ve gezegenlerin dairesel değil, eliptik yörüngeler çizdiğini ortaya koydu. Velhasılı kelam, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü düşüncesi, ancak zamanımızdan 142 yıl önce Fransız bilim adamı Foucault tarafından kesin ve güvenilir bir biçimde ispat edildi. Evet, tam 142 sene önce. Oysa Kur'an-ı Kerim bu ispatın yapıldığı tarihten yaklaşık 12 yüzyıl önce bu gerçekten çok daha fazlasını insanlığın istifadesine sunuyordu. Neml suresi 88. Enbiya suresi 33. ve Yasin suresi 38-39. ve Zümer suresi 5. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O yaptıklarınızdan haberdardır. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yürür. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurma dalına döneceği konaklar tayin etmişizdir. Şüphesiz gökleri ve yeri yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yörüngelerinde yürüyen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat edin, güçlü olan, çok bağışlayan O'dur. Sadakallahül Azim. Evet, uzay, Yüce Yaradan'ın muhteşem kudretinin, sonsuz ilminin, sınırsız hakimiyetinin bir tecellisi. Uzayın sır perdesini biraz aralayıp şöyle bir baktığınızda, gözleriniz bu ihtişam dolu saltanatın kudretiyle kamaşıyor, hakir ve yorgun size geri dönüyor. Bu anda Yüce Yaradan'ı hamd ile tesbih ve tenzih ediyor, onun ilmi karşısında saygıyla eğiliyorsunuz. Gücünün büyüklüğü ise derinden titretiyor sizi. Nasıl titretmez ki? Dünyada yapıla gelmiş en güçlü teleskoplarla bile
uzayın ancak belirli bir kısmı görülebiliyor. Bu görülebilen kısmınsa uzaydan ne kadar yer kapladığı da belirsiz. Ve asıl büyük alan bu gözlem ufku dışında kalan kısımda yer alıyor. Gözlem ufku içerisinde kalan kısım dahi insan aklını hatta hayalini bile zorlayacak türden. Şu rakamlara bir bakın. Dünyamızın içinde yer aldığı Samanyolu galaksisi yaklaşık 200 milyar güneş büyüklüğünde yıldızı bünyesinde barındırmakta ve boyu 100 bin ışık yılı, eni 20 bin ışık yılı mesafesinde. Lütfen şimdi şu hesaba dikkatinizi bir verin. Işığın saniye hızı, yani bir saniyede kat ettiği mesafe 300 bin kilometre. Dolayısıyla 300 bin çarpı 60 bir dakikada, çarpı 60 bir saatte, çarpı 24 bir günde, çarpı 365 bir yılda aldığı mesafe. Bu çarpımların neticesi de ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir ki bu da yaklaşık 9,5 trilyon kilometredir. Yani kabaca bir tabirle ışık bir yılda 9,5 trilyon kilometre yol almaktadır. İşte içinde bulunduğumuz galaksimizin uzunluğu 100 bin çarpı 9,5 trilyon kilometre. Bu hesaba göre ses hızında yol alan bir uçak Samanyolu galaksisini bir uçtan diğer uca boylamasına kat etmeye kalksa yaklaşık 80 milyar yıl gerekecektir. İş bizim galaksimizde de bitmiyor. Evrende daha bu gibi milyarlarca galaksinin var olduğu tahmin ediliyor. İşin ilginç yanı da bu evren içerisinde her şey hareket halinde. Dünya hem kendi hem Güneş etrafında dönüyor. Güneş hem kendi etrafında hem de kendi etrafında dönen gezegenlerle birlikte bir başka sistemin etrafında dönüyor. Helezoni bir şekilde döndüğü için de bir geçtiği noktadan bir daha geçmiyor. Dünya da Güneş'in çekim alanı içerisinde olduğundan o da bu helezoni dönüşe el mahkum katılıyor. Galaksimiz de dönüyor. Hem de bünyesindeki 200 milyar yıldızla birlikte. Yaklaşık 250 milyon yılda kendi merkezi etrafında bir devir hareketini tamamlıyor. Bu ne ince hesaptır ki milyarlarca galaksi içerlerindeki milyarlarca yıldızla birlikte dönüyor da biri diğerinin yoluna çıkmıyor. Programlandıkları veçiyle kara bir gece kadar sessiz ve sakin görevlerini yerine getiriyorlar. Rahman Suresi 5 ve Mülk Suresi 3. 4. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Gökleri 7 kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Sadakallahülazim. Yüceler yücesi Rabbimiz gökleri ve yeri, yani evreni 6 günde yarattı. Bu bizim algıladığımız anlamda bir 6 gün müdür, yoksa çok farklı bir boyutta çok değişik bir zaman aralığı mıdır, bunu bilemiyoruz. Ancak bu konuda fikir serdetmek gaybı taşlamaktan başka bir şey değildir. Ancak gözden kaçmayan tek nokta her şeyin ince bir plan ve hesap ürünü olduğu gerçeğidir. İnsanoğlunun evrenin varoluşuna tatminkar çözüm arayışları yakın zamana kadar iki tezin kıyasıya bir çatışması halinde gelişti. Bunlardan birincisi yaratılış modeli. Yani evrenin belirli bir süre önce yaratıldığını savunan model. Ki bu modele Big Bang, yani büyük patlama modeli de denir. İkincisi ise durgun durum modeli. Evrenin yaratılmadığını ve ezelden beri var olduğunu savunan modeldir. 1924-1929 yılları arasında Amerikalı astronom Hubble, uzak yıldızların ve galaksilerin ışık tayflarını incelediğinde, bu yıldızların ışıklarının dalga boyunun ışık tayfı üzerinde kırmızıya kaydığını defalarca müşahede etti.
akustik fiziğinde Doppler olayı olarak bilinen bir özelliğin ışık içinde geçerli olduğundan yola çıkarak bunun bir tek izahı olduğu kanaatine vardı. Bu da bu yıldızların bizden hızla uzaklaştıklarıydı. Çünkü bize doğru yaklaşan ışığın dalga boyu Tayf üzerinde mora, bizden uzaklaşan ışığın dalga boyuysa Tayf üzerinde kırmızıya doğru kayardı. Işığın kırmızıya doğru yaptığı bu kayma, evrenin bir patlama sonrası yayılan gaz kütlesine benzer bir şekilde genişlediğini gösteriyordu. Evet, evren genişliyordu. Hem de milyarlarca yıldır adeta şişirilen bir balon misali sürekli genişliyordu. Bilim dünyası bu açıklamayla uzun süre çalkalandı. Her yeni iddia gibi bu iddia da şüpheyle karşılandı. Ancak gelişen teknikle birlikte bu konu üzerinde yapılan bütün araştırmalar Hubble'ı haklı çıkarttı. Evren tartışmasız genişliyordu. Ve bu konuda Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim Zariyat Suresi 47. ayetinde şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Semayı kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Sadakallahülazim. Geride bıraktığımız asırlar boyunca Kur'an'ı tefsir eden birçok müfessirin içinden çıkamadığı bu ayetin sırrı, böylelikle içinde bulunduğumuz 20. asırda gün ışığına çıkmış oluyordu. Evet, genişleyen evren buluşuyla birlikte Big Bang teorisi gündemde ön plana çıktı. Yeniden tartışma masasına yatırıldı. Uzmanlar Hubble yasasını tersine doğru işletmeye başladılar. Evren sürekli genişlediğine göre dün bugünküne kıyasla daha küçük, bir yıl, bin yıl evvel daha da küçük olması gerekirdi. Daha da geriye gidildiğinde, mesela 10 milyon yıl evvel evren daha küçük, galaksiler ve yıldızlar birbirine daha yakın olmalıydı. Peki göklerin, yerin, galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların birbirine çok yakın, hatta yapışık olduğu, evrende hiçbir genişlemenin olmadığı bir zaman aralığı bulunamaz mıydı? Hesaplar uzmanları günümüzden 15 milyar sene evveline götürdü. 15 milyar sene evvel hiçbir genişleme yoktu. Yıldızlar, galaksiler, gezegenler, uzay boşluğu tek bir yapı halindeydi. Yani gökler ve yer yapışıktı. Defalarca tekrarlanan hesaplar evrenin 15 milyar sene evvel yoktan var edildiğini gösteriyordu. Ve bu konuda da Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Enbiya Suresi 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Sadakallahül azim. Bu evrenin nasıl yaratıldığını, ne gibi aşamalardan geçerek bugüne geldiğini tam manasıyla ancak Yüce Allah biliyor. İnsanoğluna da Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği ilim veçhiyle fikir serdetmek düşüyor. Bu çerçevede yoktan var edilişin nasıl başlayıp ne şekilde geliştiğini Big Bang teorisi şöyle ifade ediyor. Zamanımızdan yaklaşık 10 ila 15 milyar sene evvel çok küçük hacimde, buna karşın çok yüksek sıcaklık ve çok büyük yoğunluktaki aşırı sıkıştırılmış bir yapı büyük bir patlamayla uzaya dağıldı. Bu büyük patlama neticesinde milyarlarca derecelik bir sıcaklık, toz ve gazlar açığa çıkarak uzaya yayıldı. Bu açığa çıkan toz ve gazların geçen zaman içerisinde sıkışmasıyla yıldızlar, soğuması neticesinde de gezegenler meydana geldi. Evet, bu teori birçok şeyi açıklıyordu. Lakin bir nokta vardı ki teorinin kaderi buna bağlıydı. Teorinin geçerli olabilmesi için İlk patlama anında ortaya çıkan o çok büyük sıcaklığın ve buna bağlı radyasyonun uzaydaki kalıntılarına rastlamak gerekiyordu. Çok düşük de olsa bu radyasyonun izleri mutlaka olmalıydı. 1965 yılında Bell Laboratuvarı'nda temiz radyo yayınları elde etmek gayesiyle çalışan Penzias ve Wilson adlı iki bilim adamı mikrodalga bandında hiç kesilmeyen bir parazit yakaladılar. Elektronikte ve radyo sinyallerinde böyle bir dalga boyuna ilk defa rastlıyorlardı. Öyle ki anten hangi yöne çevirse bu parazit kesilmiyordu. Bu 5.7 santimlik bir dalga boyuydu. Ve tekabül ettiği sıcaklık değeri 3 mutlak derece
yani eksi 270 derece santigrattı. Evrenin ilk yaratılış anından arta kalan enerjiyi bulmuşlardı. Kainatın yaratılışından bugüne uzanan tatlı bir sıcaklıktı bu. İki bilim adamı bir tesadüf sonucu çok önemli bir keşifte bulunmuşlardı. Bunun neticesinde de 1978 yılında Nobel ödülü kazandılar. Sonraları bu parazitin değerini kesin olarak saptayabilmek gayesiyle uzaya son derece hassas ölçü aletleriyle donatılmış bir uydu gönderildi. Netice aynıydı. Tüm uzay bu enerjiyle dopdoluydu. Big Bang artık rakipsiz kalmıştı. Bir tek yapının patlamasıyla açığa çıkan toz ve gazların zamanla sıkışmasıyla meydana gelmişti evren. Kainat yoktan var edilmişti. Evet, Yüce Kur'an bu konuya da açıklık getiriyor. Açığa çıkan toz ve gazlar için duman ifadesini kullanarak şöyle buyuruyor. Fussilet Suresi 11. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Allah duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Sadakallahül azim. Evet, milyarlarca sene evvel meçhul bir noktada, bir zaman diyemiyoruz çünkü zaman yoktu, bir gün son bulacak bir başlangıç için çok yüce bir makamdan bir emir geldi. Kûn. Böylelikle gökler ve yer yüce yaradanın kûn yani ol emriyle sona giden başlangıç içerisindeki mukadder yerlerini aldılar. Ve kainat yaratıldı. Bundan sonra yeryüzünün insanoğlu için döşenmesi emri verildi. Bu emir veçiyle dünyamızın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş sistemin tam merkezine oturtuldu. Ve dünyayı ışıtabilmesi ve ısıtabilmesi için saniyede 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma çevirmesi, yani saniyede 564 milyon ton hidrojen bombası patlatması emredildi. Böylelikle Güneş 6000 derece yüzey sıcaklığına eriştirildi. Dünya Güneş'ten 150 milyon kilometre uzağa, eliptik bir yörünge üzerine 23.5 derecelik bir eğimle ve saniyede 30 kilometrelik bir hızla hareket edecek şekilde yerleştirildi. Ve kendi ekseni etrafında da saatte 1670 kilometrelik bir dönme hızı verildi. Dünyanın dönmesi esnasında karanlıkta kalan yüzünün aydınlanabilmesi için ay dünyanın uydusu haline getirildi. Daha sonra insanlar aydan takvim hususunda da yararlanacaklardı. Yer çekimi konuldu. Yeryüzüne dağlar dikildi. Bu dağlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi esnasında titreme yapmaması için gerekliydi. Tıpkı bir araba tekerleğindeki titremeyi yok etmek için yerleştirilen küçük ağırlıklar gibi dağlar da dünyanın balansını sağlayacaklardı. Güneşten gelen ölümcül mor ötesi ışınlarından, göktaşlarından koruyacak, en uygun oranda basınç yapacak, sıcaklığı ayarlayacak, ışığı homojen dağıtacak, denizlerin buharlaşmasını engelleyecek, rüzgar, bulut, yağmurun oluşmasını sağlayacak, içinde hızla uzaya fırlamak için hazır bekleyen gazları tutacak, adeta çelik bir zırh gibi 1000 kilometre kalınlığında atmosfer tabakası dünyanın üzerine örtüldü. İçine insan yaşamı için en uygun değer olan %21 oranında oksijen, %78 oranında azot gazı ve diğer gazlar konuldu. Her gün 17 milyon ton, yılda yaklaşık 536 trilyon ton yağmurun yeryüzüne düşmesi sağlandı. Rüzgara düşen görev ise yağmuru bir yerden bir yere sevk etmekti. Toprağa 107 tane element yerleştirildi. Her nevi bitkiyi yetiştirmesi buyuruldu. Nehirler, yeraltı suları, denizler, geçitler ve burada sayamayacağımız çiçekten böceğe birçok varlıksa tabiat üzerindeki dengeyi sağlayacaklardı. Hulasa, insana hizmet vereceklerdi. Ekmek yapmak için malzemenin olması ve birkaç şartın bir araya getirilmesi yeterlidir. Ama bu bile ustalık ister.
Kainat içinse olmayanı yaratmak ve milyonlarca şartı bir arada belirli bir sırayla ard arda getirmek gerekir. Bunda tesadüfe hiç yer yoktur. Şansın adı bile geçemez. Bir kere yoktan var etmenin ilmi gerekir her şeyden evvel. Nedir yokluk? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yokluğu, su yokluğu veya dün televizyon yoktu, bugün var. Ama bütün bunlar var olan şeylerin yokluğudur. Özlerinde varlık vardır. Kimi de var olan üzerine bina edilirler. Cam vardır, televizyonun tüpü yapılır, silikon vardır, elektronik devreleri yapılır. Ya hiç olmayan şeyin yokluğu nasıl düşünülür? Olmayan şey nasıl düşünülebilir? Düşünülemez. Çünkü yokluk varlığa göre tanımlanmıştır. İşte yoktan var edilen kainat. İşte düşünülemeyecek seviyede bir matematik ve fen şaheseri. İşte uzay denilen sonsuz boşluk. İşte uzayda kilometrelerce kare büyüklüğünde bir tarla üzerindeki bir taş parçası kadar yer kaplayan Samanyolu galaksimiz. Bunun içinde bir atom kadar bile yer tutmayan güneş sistemimiz. Bu sistem içinde bir elektron kadar dünyamız. Dünya üzerinde yaşadığımız ülke. Ülkemizde bir şehir, şehrimizde bir semt, semtimizde bir apartman, apartmanda bir daire ve içinde biz. Ve işte hepsini yaratan, işte o kûn emrini veren yüce zat. Ve işte onun sonsuz ilmi ve gücünün büyüklüğü. Ya Rab, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederiz. Ya Rab, bizi bağışla. Ya Rab, bizi esirge. Kainat üzerinden insanı ölçülendirdik. Oysa daha önce ne büyüktük değil mi? Sanki biz kainattık da zavallı kainat elimize bakar olmuştu. Sanki biz merkezdik de diğerleri bizim etrafımızda dönüyorlardı. Ah, bir de ölüm olmasaydı. İlahını bilenleri, birleyenleri bundan tenzih ederiz. Sözümüz İlahlık taslayanlara. Öyle ya, haşa bütün ilahi sıfatlara haizdir kendileri. Biraz daha cüsseli olsalar, haşa gökleri ve yeri de sahiplenecekler. Şüphesiz Allah'ın yaratmasında hiçbir eksiklik bulunmaz. Göklerde ve yerde hiç ama hiçbir şey ondan gizli değildir. Her şeyin en ince detayı onun indindedir. Onun izni olmaksızın kuş kanat çırpamaz, yaprak dahi düşemez. Göklerin ve yerin tek hakimidir o. Şüphesiz yaratmak da, hakimiyet de sadece ve sadece onun hakkıdır. Onun koyduğu değişmez kurallar çerçevesinde gökler ve yer en ufak bir aksaklık olmaksızın bugüne gelmiştir. Ve şüphesiz insanlık da ancak onun kurallarını hayat nizamı olarak benimsediği takdirde felah bulacaktır. Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır? Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak. Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet,
kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı. İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi için de kıyamet kendisinin ölümü. Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü. Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü. Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki, her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü. Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlıyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor. Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani Yüce Yaradan'ın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu Yüce Allah bilir. Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve
Yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak Yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve Yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor. Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekvir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'arid Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sure üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sure bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahülazim. Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf Suresi 187 ve Lokman Suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.
De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahül Azim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu. Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak "Onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir." buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de "Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır." buyuruyor. Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de. Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhümden nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün "Ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur." buyurmuşlardır. Yanındakiler "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet fakir fukaraya uğramadan sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat bir ibadet olarak değil bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, içki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde, şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin. Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin buyurdu. Adam, emanet nasıl zayi edilir diye sordu. Efendimiz, görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin buyurdu. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi, içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu. Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır. Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi. İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı. Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek Hazreti Lut'un kavmidir. Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." ve Fatır Suresi 24. ayetinde de
şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır. Evet. İlk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir. Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar. 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor. Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50 hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir. Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur. Ve her şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öc alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim. Evet, bundan sonraki safha
kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen, milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir. Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler. Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı." İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır. Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Sure üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. "Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara, "İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi." denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahu'l-Azim.